Beni çiğnemeden müzisyen olamazsın dedim sana oğlum. Dedim mi demedim mi? Ay nedir bu başımıza gelenler? Kahve yapsam içer miyiz? Ya baba buna inanamıyorum ya. Ya başka aile olsa bayram eder oğlumuz meşhur oldu savaşaya çıktı diye. Şu halimize bakın ya evden ölü çıktı sanki ya. O da olur. Sen onu da yaparsın bize. Bak 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 tık 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 başladı. Baba ama duygu sömürüsü yapıyorsunuz biraz rica ederim yani. Duygu sömürüsü mü? Yahu kaç gecedir uyuyamıyorum ben. Haberin var mı senin? Terbiyesiz. Ay evladım babanın tansiyon ilaçlarını arttırdı. Sen onu bırak. Nedir bu Sel'in işi? Onu anlatsana sen. Ya neşmiş yok ortada ya. İçimden geldi öyle Sel'ine hitap edeyim dedim işte. Zaten evleniyor kız gidiyor. Kınaları hazırlarsınız artık. Annenle ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz herif. Ayol kına gecesi yapın filan demek istiyor herhalde. Ben onun ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Lafını bil serseri. Babacığım çok ileri gidiyorsunuz ama rica ederim yani. Asıl sen ileri gidiyorsun. Cevap verme bana. Yalnız pardon kına gecesi falan demişken biraz da benim Cem'le yapılacak olan nişanımıza konsantre olsak. Bak senin dertleri yüzünden kardeşinden eniştenin en mutlu günlerinde ilgilenemiyoruz. Görüyor musun? Eniştem ha? Bakıyorum da Aslı ile Cem pek popüler bu aralar. Tabii popüler ya. İkisi de aklı başında efendi. Ne yaptığını bilen insanlar. Senin gibi kopuk değil. Kopuk mu? Kopuk ya. Plakçı buldum, albüm çıkarıyorum diye şimdi kopuk olduk öyle mi? Ya bulduğun plakçı da kimin nesidir? Bilmiyoruz ki. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Mafya mıdır? Nedir nesidir? Tam senin serseri ruhuna uygun kişiler işte. Artık size ihtiyacım yok diye serseri olduk değil mi? İhtiyacın yoksa defol git o zaman. Defolur giderim ben de o zaman. Meraklı değilim buradan Utuk dinleme. Ay Tahsin'cim lütfen yani. Ne var be? Aa, bıktık artık. Yediği önünde, yemediği arkasında. Bir işin ucundan tutmaz. Geçmiş bir saattir bana karşımda bağırıyor. Küstah. Ben küstah falan değilim. Siz kendi kurallarınızı bana dayatmaya çalışıyorsunuz. Yeter artık ya. Aa. Bu çatının altında bu kurallar geçerli oğlum. Eğer burada yaşamak istiyorsan bunlara uyacaksın. O kadar. Ben de bu çatının altında yaşamam o zaman. Bastı artık bana da ya. Buraya geldi vallahi. Ben sana demin defol git demedim zaten. Ay Tahsin nereye gidecek? Bir otelde kalabilir, Sertaç'a gidebilir, Selin'e gidebilir. İnsan yeter ki gitmeyi istesin. Ya kazık kadar herif ya. Onun yaşındakiler ev var bakıyor. Bırak gitsin. Bu kız da biraz huzur bulur. Yani. Kızınız da saadet yaşayın Sütçüoğlu ailesi. Aslı bulunmaz Hint kumaşı değil mi? Evet efendim, Hint kumaşı bulunmaz Hint kumaşı. Aslı da öyle, Cem de öyle. Şimdiye kadar ağızlarından tek bir saygısız laf çıkmadı. Cem ha? Aslı bitti şimdi beni Cem'le mi kıyaslıyorsunuz? Yazıklar olsun. Ayrıca hayırlı uğurlu olsun. Alın, Cem'i iç güveysi yapın. Aman uzak kalmasın oğlunuz. Yahu sen gitmiyor muydun? Hadi. Ay Tahsin'cim inatlaşmayı bırakın bak kekelemeye başladın yine. Oğlum sen de gitsene odana biraz. Hadi. Ben gidiyorum anne. Benim odam modam yok artık. Öyle anlaşılıyor yani. Ay Tahsin bir şey söylesene. Söylüyorum efendim. Güle güle. Hadi. Selametle. Ne duruyorsun? Ay oğlum babandan özür dilesen. İfo. İfo. Müdahale etme. Bak. Defolsun gitsin. Ben kızımın nişanlı konuşmak istiyorum. Ne kadar param varsa onlara harcayacağım anasını satayım. Sağ olun, eksik olmayın babacığım. Ben o zaman gideyim. İstenmeyen bir insanım demek ki bu çatı altında yerim yok artık. Gideyim ben. Selin'de kalayım ben.
Aa Tahsin! Oğlum bir dakika! Sus İfa! Ne hali varsa görsün. Biz Asparagus'ta 100 kişilik bir kokteyl düşünüyoruz. Kokteyl prolonje olabilir. Diyoruz ki herkese önce birer bardak şampanyayla... ...şey yapalım. Neyse sonra konuşuruz. Merhaba. Düğün tarihi mi konuşuyorsunuz? Evet canım. Ben Mayıs sonu olsun diyorum. Selin yaz sonu olsun diyor. Volkan, sen Mayıs'ta İstanbul'da mısın? Bilmiyorum herhalde. E o zaman yazın yapacağız düğünü prenses. Sen yokken yani. Tamam Kılpaçino. Seninle uğraşacak frekansta değilim şu an. Selin iyi akşamlar. Volki! Bir şey soracağım. Şey, Savaş abideyken şarkını bana ithaf etmişsin. Televizyondan gördüm de gerçekten yani çok böyle... Tamam Selin, tamam. Ciddiye alma. Biraz heyecanlandım da ben o programda. Ondan öyle kafama göre konuştum işte. Hoşça kalın kumrular. Hacı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Kubilay herifi var ya, Mayıs'ta evlenmek istiyor, ısrar ediyor. Selin de ağırdan alıyor ama bunlar kesin evlenir abi. Abi, plakçının adam aradı. En ciddi müzisyenlerle çalışacağız abi. Tekrar okuyorsun şarkıyı. Birkaç haftaya CD single'ımız piyasada. Oğlum bak yaş tahtaya basmayalım ya. He? Kimmiş bu adam? Abi söylemiyorlar ama en ciddi stüdyolarda çalışacağız abi. En iyi yönetmenler klip çekecek. Abi parayı veren gizemli kişilik kimliğini saklıyor ama kesenin ağzını açmış. Kim olduğunu bilmiyoruz abi. Ben de bilmiyorum bu aralar kim oldum Sertaç. Efendim yani nişan için bu kadar çeşide de gerek yok. Hem yüklenmeyelim size bu kadar. Olur mu evladım? Bir kere nişanlanıyorsunuz. Bırak en iyisi olsun. Ya babacığım ben DJ yerine böyle canlı bir caz orkestrası istiyorum. Aslı sen de yapma yani. Yüklenmeyelim bu kadar babamıza ya. Babamıza mı? Size yani efendim. Babacığım. Gel. Gel evladım. Gel evladım. Oh. İfo duydun mu? Babacığım dedi. Ha, duydum. İnsan böyle kendi evladından görmediği sevgiyi, saygıyı... Neyse. Her zaman efendim. Yani benimki öyle nezaket falan değil. Ağzımdan çıkıverdi öyle babacığım diye. Ah canım benim. Volkan nerede kalacak acaba? Volkan da kim? Öyle birini tanımıyorum ben. Cem biz çıkalım mı? Hadi gidelim. Nereye? Pizza yemeğe. Ha, biz de gelir mi? Çok seviniriz efendim. Ama şey pizza yani. Bilmiyorum kuru sen sever misin? Yahu baksak muhabbet olsun. Kadere bak Sertaç ya. Babam evden attı. Aylığı da alamadık. Sokaklara düştük. Otelde kalacak para yok. Oğlum avans falan vermediler değil mi? Yok abi vermediler. Of. Sertaç lan. Sen de kalayım ben o zaman abi. Abi başımın üstüne de teyzemle kızı bu hafta bizdeler. Salondaki çekyat bile dolu. Allah. Tacettin de o kız kaçırma mevzusundan küs bana. Ne yapacağım şimdi ben?
Bence git abi Tahsin amcanın gönlünü al. Albüm çıkınca bir rezidansta kendine stüdyo daire falan alırsın abi. Ben şimdilik abi evde yaşa derim yani sana. Sonra ben de Saadettin Bey'e dedim ki izin verin. Eğer dedim buranın genel müdürü bensem bazı şeyleri bana bırakacaksınız. Ben karar vereceğim dedim yani. Bravo evladım. Aferin. İnsan işte böyle tuttuğunu koparmalı. Tabii. Oh. Cem, yarın da bize yemeğe gel. Hep beraber oturalım. Hayırlı akşamlar. Hayrola? Uyumaya geldim. İfo, bizim kiralık odamız var mı? Ay Tahsin yapma Allah aşkına böyle. Kusura bakmayın efendim. Kiraya verecek odamız yok. Git başka otelde kal. Otel param yok. Aa! Aman nasıl olur? Senin gibi böyle büyük bir ses sanatçısının parası olmaz mı hiç? Ben artık gideyim efendim. Şş, olmaz Cem, evladım bırakmayız. Bu soğukta eve kadar yürüme bizde kal. Nasıl olsa boş odamız var. Ne olacak canım, şuradan iki adımlık yol. Ben gideyim artık babacığım. Ne? Babacığım mı? Kim kimin babası? Acaba kim oğlu? Ne oluyor Uzun ha? Yalakalıklar falan yokluğumdan istifade mi ediyorsun lan? Sen eşkıya gibi buraya hesap sormaya mı geldin? Yok. Affedersiniz. Tadınızı kaçırdım. Hesap sormaya falan gelmedim baba. Ben şeye geldim ben. Diş fırçamı unuttum ben. Onu almaya geldim. Otur. Bak İfo, buna sakın otel parası falan vereyim deme. Kiraları değişiriz. Ay Tahsin, sokakta mı yatsın çocuk? Aldım. Ne? Hadi git öyle. Cem, ya bir kahve iç be evladım. Madem ısrar ediyorsunuz, sizi mi kıracağım babacığım? Tabii ki. Cem, evladım bu senin fotoğrafçılık işi ne oldu? İşte bir hobi olarak devam ediyoruz öyle. Vicdanlı kardeşim benim. Canım kardeşim, Allah razı olsun. Bu ne? Battaniye. Aslı hani para verecektin otelde kalayım diye? Hiç öyle bir şey demedim ben sana Volkan. Nasıl para vereyim ben sana? Ben haftaya nişanlanıyorum. Bir sürü masrafım var benim. Hiç öyle bir şey demedim ben sana. Lan ne diyorsun? Nerede yatacağım ben bu geceler? Bana ne? Bana mı sordun babamla kavga ederken? Git nerede istiyorsan yat. Battaniyem var işte. Sen al o battaniyeyi. Tamam alayım o zaman. Peki. Lan dur Allah'ım belası. Ver lan ver. Ver ne halin varsa gör. Ver Allah cezanı versin. Hadi iyi geceler. Homeless gibi ortada kaldım ya. Allah belanızı versin Uzun çifti. E koca şişman Volkan dost, evsiz mi kaldın dünyada? Aç mısın tok musun söyle, hadi kalkıp söyle. Ne oluyor lan? Günaydın Volkan Bey. Günaydın abi. Ne yapıyorsun sabah sabah başımda ya? Dün akşamdan kalan bayat ekmek varsa onları almaya geldim Volkan dost. Abi git katil etmeden beni git abi git mutfaktan ne istiyorsun al ya. Aa hadi ya Mahmut al şerifi buradan ya. Hadi. Bana da bir kahve yap lan. Of. Lan zaten iki saat uyudum ya. Ah, ulan kim dövdü beni ya? Her yılım çürümüş ya. Volkan abi, belediyeden söylediler yine. Sigara içilen içilmeyen bölümü ayrı tutmamız gerekiyormuş. Tamam lan, tamam. Ayarlarız bir ara.
Öneriz. Nelerle uğraşıyoruz? Abim de Sertaç abi aradı. Bugün stüdyoya gelebilecekmiş misiniz? Gelebileceğim. Sese bak lan. İki saatlik uykuyla duruyorum artık stüdyoda. Bülbül gibi şakırım ha. He? Şakırım değil mi? Devam git be sen. Tamam. Dersimden kalktım, keserim lan hepinizi lan bu sabah lan ben. Ya tam bir şey olacağım, evden kovuldum. Başıma gelene bak be. Ölmek istiyorum. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.